Merhaba arkadaşlar. Beni ve kanalımı izleyen herkese selamlar. Bugün sizlerle bir peltiyeri yani termoelektrik kurur bir peltiyerimizi kaç derecede ve kaç derece eksiye düştüğünü ve kaç derece ısındığını, hangi voltaj aralıklarında nasıl çalıştığını ve nasıl bozulduğunu bunu sizlerle tek tek bahsedeceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Peltiyerimizi böyle bir soğutucu üzerine montajını yaptım. Ve şurasına da bir tane yani derece ölçerimizin probunu yerleştirdim. Bakın şurada görüyorsunuz. Hem buraya bir voltmetre ve bir de görebilmeniz için derece, dijital derece koydum. Ondan hariç soğuyan yüzeyimiz. Burası peltiyerimizin. Peltiyerimizi görüyorsunuz şurada. Alüminyumun üstünde. Isınan tarafı da altında kaldığı için ben buraya fan koyacağım ve peltiyerimizin bozulmamasını sağlayacağım. Fanımız da burada. Fanımızı ilk önce iki alüminyumun üstüne koyuyorum. Tabii üfleyecek tarafı üste gelecek şekilde. Peltiyerimizi de üstüne koyuyorum. İsterseniz şu an bir voltaj vererek ısınımını, soğumasını, üstünün soğumasını, altının ısınmasını teker teker kontrol edelim isterseniz. Evet, şu an bağladım peltiyerimizi. Şu an voltmetremizi takip ederseniz yavaş yavaş voltaj vermeye başlıyorum. Sürerek aynı zamanda fanımızı da yavaş yavaş sürüyoruz. Şu an derecemize bakarsanız arttığını görebilirsiniz yavaş yavaş. Bu da demek oluyor ki peltiyerimizin diğer yüzeyi ısınmaya başladı. Şu an voltajımızı biraz daha arttırıyorum. Ve 7 volta sabitledim. Elimi şöyle dokunduğumda burasının evet bayağı bir soğuduğunu görebiliyorum. Bakın fanımız altında. Şu an 31 derecelerinde ilerlemekte ısımız. 32 derecemiz oldu. Voltajımız sabit. 7.2 volt şu an voltajımız. Evet, 33 derece oldu. Halen daha artarak gidiyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu arada 8 amper veriyorum peltiyerimize. Çünkü peltiyerimiz 10 amperlik. O yüzden ben de 8 amper vermeyi makul gördüm. Çünkü 10 amperde ne olur ne olmaz bozulabilir. O yüzden 8 amper vermekte her zaman yarar var. Evet, derecemiz 35 derecelerinde seyrederken şu an voltajımız da 7.3 volt. Kendi çekiyor yani arkadaşlar voltajı. Onu da size söyleyeyim. Ben sadece amper ile oynuyorum. Evet, soğuyan tarafımızın bayağı soğuduğunu görüyorum. Yani şu an hissedilir derecede soğuk. Şu an 7.3 volt civarında seyretmekte voltajımız. Derecemiz ise 38.4 şu 38.5 arasında gitmekte. İsterseniz ben size birazdan en sonki haddine geldiği sürede size tekrar videomuza başlatayım. Evet, voltajımızı ve fanımızı değiştirdik. Fanımız şöyle bir fandı. Fanımız yetersiz geldi. Devamlı ısınıyordu. Ben de fanı daha seri çalışan bir fan koydum. Şurada bakın fanımız. Yaklaşık olarak 3000 RPM civarlarında çalışabiliyor. Gerçekten güçlü bir fanımız. O yüzden ben de fanımıza hem voltajla hem de çektiği ampere göre değişkenlik gösterir diye voltmetremizdeki 7.2 küsur olan voltajımızı 11'e çıkarttım. Daha iyi sonuç verir mi diye şu an tekrar sizinle paylaşıyorum. Hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım. Hatta bakın biraz daha fanımızı hızlandıralım.
Evet, duyacağınız üzere fanımız hızlandı. Derecemiz de biraz önce artmıştı. Şimdi tekrar birazdan geri düşmesi gerekiyor. Voltajımız 11.6. Çektiği amperi de söyleyelim. Biraz karanlık olmuş olabilir, kusura bakmayın. Evet, derecemiz sabitlendi. Voltajımız da 11.6 civarında. Peltiyerimiz el değmeyecek kadar soğuk. Biraz daha çalışırsa sanırım buz tutmaya yaklaşacak. Buz da tutabilir. Fanımızı biraz düşürelim. Evet, fanımızı biraz yavaşlattım. Arkadaşlar, ben size şöyle göstereyim. Hemen bir dakikanızı alacağım. Gördüğünüz üzere hiç amper çekmiyor. Sistem hiç amper çekmediği için yani tüketim de oldukça düşük. Ama peltiyerleri genelde karavan veya da araç buzdolabı olarak o tarz kullanımlarda tasarlamışlar. Zaten adından da anlaşılacağı üzere termoelektrik kavur, yani mini buzdolapları, araç buzdolapları üretmek için yapıldı. Diğer sanayi uygulamalarında veyahut da endüstriyel uygulamalarda hiç uygun bir malzeme değil. Evet, derecemiz de arttı bu arada. Voltajımız sabit, 11.7. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup bana destek çıkmayı unutmayalım. Bildirim butonumuzu açalım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımla.